Yeni yılınızı kutlarım. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Umarım bu yıl çeşitli nedenlerden dolayı zayıflayan dostluk ilişkilerinin yeşermesinin başlangıcı olur. Evet, bugün hiç yapmadığım bir şeyi, yani kitap önerisini yapmaya durumunda kaldım. Bir tanıdık bundan 3-4 ay önce kitap önerileri yapıp yapmayacağımı sormuştu. Bu öneriye o zaman çok sıcak yaklaşmamıştım. Çünkü kitap insanların ilgi alanlarına yönelik, her insanın ilgi alanı farklı. Dolayısıyla bir insanın kitap önerisi diğer insanların kitap önerisine uyum teşkil etmez diye bu öneriye sıcak yaklaşmamıştım. Fakat daha sonradan neden olmasın diye düşündüm. Dolayısıyla bugün size kitap önerilerinde bulunacağım. Tabi bu öneriler benim öznel isteğime dayanıyor. Bugün size 5 kitap önerisinde bulunacağım. Fakat kitap önerisinde bulunmadan önce bir anımı anlatmak istiyorum. Bundan epey yıl önce, 15 yıl olabilir, bir arkadaşımla Münih'te buluştuk. Daha doğrusu Münih'teki arkadaşımı ziyaret ettim. Onunla dışarı çıktık, bir kitapçıya gittik. Hem bir kitaba bakmak istiyorum, hem de gençler neye ilgi gösteriyor diye bir gözlemde bulunmak istiyordum. Ve orada kitapçıda gençleri gözlemleme fırsatı buldum. Baktım acaba neye ilgi gösteriyorlar. Tabi bu anlattıklarım 15 yıl önce, en çok bir baktım ki kitaplar nasıl zengin olurum. Kişisel gelişimle ilgili kitaplara bakıyorlar. Tabi o zamanlar şaşırmıştım ben, nasıl zengin olurum konusuna eğilim göstermişlerdi. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben yıllar önce, yani 20 yıl önce günde 1500-2000 mark kazanan biriydim. Bu paradan vazgeçtim. Vazgeçmenin nedenlerini başka bir videoda açıklayacağım. Ama burada okumanın önemi üzerinde durmaktayım. Dolayısıyla size kişisel gelişimle ilgili kitaplar önermeyeceğim. Herhalde benden de böyle bir şey beklemezsiniz. Fakat bu benim kişisel gelişimi küçümsediğim anlamına gelmez. Şunu da söylemek istiyorum. İnsanın kişisel gelişmesi hem kendisini hem de toplumu değiştirmesini gerektirir. Yani şunu anlatmak istiyorum. İnsanın iki hedefi olmalı. Birincisi bireysel, kişisel hedefleri, ikincisi de toplumsal hedefleri. Bireysel hedefleriyle neyi kastediyorum? Yani bir insan işte bir meslek, iyi bir meslek öğrenmek ister, iyi bir şey girip para kazanmak ister, güzel bir sevgilim olsun, onunla evlenmek ister, arabam olsun, evim olsun, ne bileyim, bir takım istemlerde bulunurlar. Elbette bunlar yaşamda gerekli olan şeylerdir. Ama bir insanın kendisini geliştirmesi için bütünüyle yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü bunlarla yetinmek insanı sıradanlaştırır. Dolayısıyla toplumsal hedefler edinmek gerekiyor. Yani insan toplumun herhangi bir alanda toplumu dönüştürmek için kendisine uygun bir alan seçebilir. Gençliğimde okuduğum bir kitap beni çok etkilemişti ve o kitap önemli bir düşünürden çok önemli bir alıntı yapmıştı. O alıntı şu: İnsan çevresinin ve toplumun ürünüdür. O halde toplumu insanca şekillendirmek gerekiyor. Bu söz hayatıma kılavuzluk etti ve ömrüm boyunca bu düşünceye sadık kalarak toplumu değiştirmek için elinden geldi esirgemedim. Yani burada vurgulamak istedim şu: insanın kendisini değiştirebilmesi toplumu değiştirmesiyle daha iyi bir zemine oturur. Dolayısıyla insanın hem kendini değiştirerek toplumu değiştirmesi, değişen toplumda insanı değiştirdiği için dolayısıyla ikili bir
değişim ortaya çıkmaktadır. 5 kitap önereceğim. Genellikle insanlık tarihindeki şimdiye kadar geçen sürekli bir başka deyişle dönüşüm ve değişimlerle ilgili. Bu nedenle insanlık tarihi konusunda 5 kitap önermeyi uygun buluyorum. Şimdi 5 kitap, bunlardan birincisi bir Türk yazarının bir kitabı. Alaaddin Şenel'in yazmış olduğu bir kitap. Diğer 4 kitap, ki onların isimlerini birazdan söyleyeceğim, yabancı yazarlar tarafından yazılmış ama Türkçe'ye kazandırılmış kitaplar. Onlar hakkında kısa bilgi vermeye çalışacağım. Alaaddin Şenel son derece değer verdiğim bir düşünür. Onun Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi diye çok önemli bir kitabı var. Bu kitabın içeriği hakkında kısa bir bilgi vereyim. Yıllar önce okumuştum. Bu video için geçenlerde tekrar bir göz attım. Gerçekten okunmaya değer bir kitap ve önümüzdeki dönemde bazı yerlerini yeniden okuyacağım. Şimdi bu kitapta şunlar ifade ediliyor. Alaaddin Şenel insanın oluşumundan başlıyor. İlkel toplulukları ele alıyor. Sonra ilkel topluluklardan uygar topluluklara geçişi ele alıyor. Niye geçildiğini açıklıyor. Sonra uygar toplumları ele alıyor. Daha sonra da eski dünyadaki antik çağdaki uygarlıkları ele alıyor. Nedir bu uygarlıklar? Antik çağda Mısır, Hindistan ve Çin uygarlığını inceliyor. Daha sonraki dönemde ise klasik uygarlığı inceliyor. Nedir? Yunan, Roma ve Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans İmparatorluğu. Orta Çağ uygarlıklarını inceliyor. Orta Çağ uygarlıkları altında ise Hristiyanlık ve İslam uygarlıklarını ele alıyor. Sonra Amerika'da daha önce yok olan uygarlıkları ele alıyor. Yani bunlar Maya uygarlığı, Aztek uygarlığı, İnka uygarlığı. Kısacası insanlık tarihi hakkında bilgi almak isteyenler bu kitaba başvurmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi diğer 4 kitaba geçelim. Şimdi bu kitaplardan birinin başlığı, onları ekranda göstereceğim, Yeni Dünya Tarihi Yeni Bir Perspektifle yazılmış bir kitap. Başlığı Yeni Dünya Tarihi. Öteki önerdiğim kitap Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu. Öteki kitap yine başlığı Dünya Tarihi. Dördüncü kitap ise Marksist Dünya Tarihi. Bu kitapların içerikleri hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Şimdi Yeni Dünya Tarihi başlığını tanıyan kitap, ki altında da şu not düşüyor. Yeni perspektiflerle ele alınmış Yeni Dünya Tarihi. Tabi yeni perspektifle ele alınmışla ne kastediliyor? Bu son dönemin verilerini içeriyor. Yani hem arkeolojik verileri, hem moleküler biyolojinin hem de gen biliminin verilerine dayanarak ele alınmış bir kitap. Dolayısıyla son dönemin verilerinden hareket ederek dünya tarihi ele alınıyor. İki teoriden bahsediyor. Yani bu kitap insanlığın ilk oluşum konusunda iki teoriye gönderme yapıyor. Bunlardan birincisi çoklu ırksal köken, ikincisi de insanın tek kökenden kaynaklandığı görüşü. Şimdi bu çoklu ırksal köken düşüncesi bana göre Avrupa merkezli bir düşünce olarak ortaya çıkıyor. Irk farkını ortaya koymak için insanlığın farklı farklı bölgelerde birbirinden bağımsız olarak ortaya çıktığını temellendirmek istiyor. Fakat modern araştırmalar bu teorinin eksik ve çürük olduğunu daha doğrusu ortaya koymuştur. Bu konuda, yani Avrupa merkezi konusunda bir takım sahtekarlıklar da yapılmıştır. Hatta buna arkeolojideki sahtekarlıklar deniliyor. Arkeoloji uzmanı olanlar bilirler, Piltdown adamı denilen bir konu gündeme geliyor. Şimdi İngiltere'de bir arkeolog 1912 yılında bir kafatası buluyor.
Fakat bu kafatasının çok eski çağlarda, sanki 500 bin yıl önce bir kafatası olduğunu göstermek için bu kafatasını demir çözeleğinde ve kromik asitte bir işleme tabi tutuyor. Amacı kafatasını mümkün olduğu kadar eski göstermek ki sanki İngiltere'de de 500 bin önce insanlık orada ortaya çıkmış görünsün diye. Tabi bu buluş ilkin tüm dünyayı etkiliyor. Aa, işte İngiltere'de 500 bin yıl öncelik işte bir kafatası bulundu diye. Fakat çok geçmeden 40 yıl sonra 1953 yılında bunun sahte olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla daha önce söylemiştim, tarihte, felsefi tarihte, hatta bilim tarihinde bir sürü çarpıtmalar olduğu gibi bu arkeoloji tarihinde de çarpıtmalar gündeme gelmişti ne yazık ki. Şimdi öteki teori, tek köken teorisi, tek köken teorisiyle neyi kastediyor? Tek köken teorisinin dayandığı tez şu: insanlık ilk defa Afrika'dan çıkmış ve dünyaya yayılmıştır. İlk insangil tip olan hominid denilen insangil tipi 5 milyon önce gündeme gelmiş. Fakat o çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü Homo sapiens'e dönüşmüş deniliyor. Hangi aşamalardan geçiyor? Kitapta 3 homo türüne değiniyor. Yani hominidden homo türlerine yaşanan bir evrim var. İlk homo tipi Homo habilis 2 milyon önce ortaya çıktığı söyleniyor. Yani Homo habilis alet yapan insan demek. Taşlardan alet yapan, taşları değiştirip onları sivrileştiren insan demek. Daha sonraki süreçte ise Homo erectus denilen insangil tipi ortaya çıkıyor. Bu da ayağa kalkan, dik duran ve dik durduğu için elleri serbest olan demek. Bu konuda farklı görüşler var. Kimisi işte Homo erectus'un 1,6 milyon önce gündeme geldiği, bazı kitaplarda 700 bin önce geldiğini söylüyor. En son okuduğum bilgiye göre 700 bin önce olduğu genel bir kabul görüyor. Ve Homo erectus'tan sonra gelen ise Homo sapiens, yani bugünkü modern insanın atası 100 bin yıl önce ortaya çıkıyor. Afrika'da gündeme geliyor ve oradan dünyaya yayılıyor. Yani Homo sapiens tek bir evrim yoluyla Afrika'dan çıkıp dünyaya yayılıyor. Bu hem fosil bilimi, hem moleküler biyoloji, hem gen bilimi tarafından desteklenen bir görüş. Tabii Homo sapiens Afrika'dan çıkıp dünyanın çeşitli bölgelerine yerleşiyor. Fakat bu süreç içerisinde hem yaşamış olduğu coğrafyada hem de beslenmeden dolayı onun da gen yapısında şu ya da bu şekilde belli değişimler olmuştur. İkinci kitap, bu vahşi savaşçının mutsuzluğu, çok ilginç bir kitap. Daha bunu kısa zaman önce okudum. Yıllardır beni meşgul eden, kafamı meşgul eden bir soruya şu anda ikna edeceği bir cevap veriyor. Neydi o soru? İnsanlık ilkel komünel toplumda sınıfsız ve eşitlikçi bir şekilde yaşarken, devlet yokken niçin ve nasıl bu topluluklar eşitsiz, sınıflı ve devletçi bir topluma geçiş yaptı? Neden? Kaynağı nedir? Bu bakımdan son derece ilginç bir kitap. İleri sürdüğü tez şu: savaşla ilgili. Diyor ki bu topluluklar eskiden birbirleriyle savaş halindeydiler. Savaş konusunda bu topluluklar bir dilema yaşıyor. Nedir? Savaşın birbiriyle çelişken iki yönü var. Hem olumlu bir yönü var, savaşı yürütülen savaşın, hem de olumsuz bir yönü.
Olumlu yönü nedir? Savaş sayesinde işte diyelim ki bir kabiledeki savaşçılar gidip diğer kabilelerden neyi getiriyorlar? Ganimet getiriyorlar. Bu ganimet mal şeklinde olduğu gibi insan şeklinde de olabiliyor. İkinci olumlu özelliği savaş kabile kimliklerini, klan daha doğrusu klan kimliklerini korumaya hizmet ediyor. Her klan kimliğini korumak durumunda başka klanlarla karışmamayı o dönemlerde özen gösteriyor. Bu kitabın tezine göre. Olumsuz yanı nedir bu savaşın? Savaşta aktif olanlar genellikle gençler. Ve bunlar belli bir müddet sonra savaştan ganimet getirdikleri için süreç içerisinde silahı güçlere de sahip oldukları için o klan içerisinde yönetimde de daha fazla söz sahibi olmak istiyorlar. Şunu belki söylemek gerekir. Eskiden eşitlikçi klan toplumlarının şöyle bir özelliği vardı. Kendilerine bir şef seçerlerdi. Fakat şef eğer topluluğun, klanın çıkarlarına aykırı hareket ederse o şefin yerine başka bir şef seçerlerdi. Yani şefin özel bir yönetme yetkisi yoktu. Topluluğun kararlarını uygulayan bir insandı. Genellikle şef iyi konuşan insanlar arasından seçilirdi. Yani iyi konuşarak insanları ikna etme özelliğine sahip olması gerekirdi. Dolayısıyla iyi konuşan insanlar şef seçilmiştir. Ama eğer şef topluluğun çıkarlarına bütünüyle aykırı bir davranışta olursa o klan o şefi öldürebiliyormuş. Yani o topluluk kendi üzerinde egemenlik kuran bir yöneticiyi kabul etmiyordu. Kendi üzerinde egemenlik kuran. Fakat dediğim gibi bu gençler savaşlardan ganimet getirince ve silahlı güçleri kullanarak süreç içerisinde politik güçlerini kullanarak egemen bir duruma gelmeye başlıyorlar. Ve bu sürecin sonunda eşitsiz bir durum ortaya çıkıyor ve bu eşitsizlik giderek sınıfın ve devletin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. İlginç bir yaklaşım. Bu kitap aynı zamanda Avrupa merkezi görüşlere eleştiriler yöneltiyor. Nasıl bir eleştiri? Avrupalılar bu Amerika ülkelerinde klan toplumlarıyla, yerli toplumlarıyla karşılaştıklarında şunu görüyorlar. Ya burada ne bir hükümet var, ne bir devlet var, ne bir yönetim var, ne bir ordu var. Dolayısıyla ordusu olmayan, hükümeti olmayan, devleti olmayan toplumları vahşi toplumlar olarak adlandırıyorlar. Yani Avrupa açısından hükümet yoksa, devlet yoksa, ordu yoksa o toplum ilkel toplum, vahşi bir toplum. Bu görüşe eleştirel yaklaşıyor. Bu konuda bir istisna olarak Fransız Montaigne'i örnek olarak gösteriyor. Üçüncü kitap yine dünya tarihi başlığını gösteriyor. Onu yukarıda fotoğraf olarak göreceksiniz. Bu kitabın ilk kitaptan ayrımı kültür tarihini, uygarlık tarihinden hareket ederek insanla açıklamaya çalışıyor. Ve var olan dört kültürden bahsedip hangi kültür bunlar? Kitaba göre dört tane şu günümüzde varlığını sürdüren kültür ve uygarlık vardır. Dört uygarlık. Birincisi Orta Doğu uygarlığı, ikincisi Hindistan uygarlığı, üçüncüsü Çin, dördüncüsü de Avrupa uygarlığı. Ve 4000 yıl önce Sümerlerden kaynaklanan uygarlığın diyerek Hindistan'a, Çin'e doğru yayıldığını vurguluyor. Önemli tezlerinden biri şu, uzun yıllar bu dört uygarlık dengede kalmıştı. Birbirini dengelemişti. Yer yer denge bozulmuştur. Ama son 3000 yıl içerisinde genellikle dengede kalmıştır. Fakat özellikle 1850 yılından sonra denge Avrupa uygarlığının lehine olmuştur. Avrupa uygarlığı bu uygarlıklar üzerinde üstünlük sağlamıştır. Tabii şimdi onun
Avrupa uygarlığı niye üstünlük sağlamıştır? Onun gerekçelerini burada anlatmak uzun sürer. Yani uygarlık tarihini ele alması açısından okumaya değer bir kitap. Ele almak istediğim dördüncü kitap ise Marksist Dünya Tarihi. Bu kitap ilkin insanlık tarihine dört büyük dönüşüm olduğunu vurguluyor. Yani ona göre ilk yaklaşım işte hominid denilerden Homo habilitis ve Homo erectus'un ortaya çıkması. İkinci önemli değişim kolektif bir insan olarak değerlendirdiği Homo sapienslerin gündeme gelmesi. Üçüncü dönüşüm ise insanlığın avcı ve toplayıcı toplumdan yerleşik bir topluma geçmesidir. Dördüncüsü ise çapa yerine sabana dayanan tarım ekonomisinin gündeme gelmesidir. Sapana dayanan tarım ekonomisi artı değeri mümkün kılabilmiş ve bu artı değerde uygarlıkların oluşması için zemin hazırlanmıştır. Önemli bir kitap. Bu kitabın önemli tezlerinden biri şu. İnsanlık tarihindeki dönüşümler hep bir krizin sonucu olmuştur. Bir dönem ortaya çıkan krizlere cevap bulamadığı için o dönem aşılmış, onun yerine yeni dönem gelmiştir. O dönemde krizlere çözüm bulamadığı için de hep başka bir döneme yerini bırakmıştır. Bu kitabın üçüncü önemli görüşü diyor ki insanlık tarihinde gelişmenin üç motoru olmuştur. Bu sınıfsız toplumlardaki gelişmenin motoru özellikle teknik alandaki gelişmedir. İkinci olarak tarihteki gelişmenin motoru yöneticiler yani klanlar arasındaki devletler yöneticilerin birbirine karşı yürütmüş olduğu savaş gelişmenin ikinci motoru olmuştur. Sınıflı topluma geçtikten sonra da bir ülke içerisinde sınıf mücadelesi gelişmenin motoru olmuştur. Yani genellikle gelişmeyi hem teknik gelişmeye hem de sınıflar arasındaki mücadeleye dayandırarak açıklıyor. Bu bakımdan da ilginç. Evet, bu dört kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu kitapları okumak size kendinizi geliştirmede faydalı olur. Söyleyeyim, bunlar çok kapsamlı kitaplar. Biri 1000 sayfa, biri 900 sayfa, biri 200 sayfa. Ama kendini yetiştirmek insan artık bu kalınlıklara bakmaz. Bunları okumak için çaba gösterir. Muhtemelen 2-3 ay sonra tekrar felsefe tarihi konusunda hangi kitapların okunması gerekir? O konuda kitap önerileri yapan bir video çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzereyle. Hoşça kalın.